Eşkıya'da Ceylan ölecek mi? Diziye hangi sürpriz oyuncular dahil olacak? Kimsesiz Yaşar ne zaman gelecek? Hamdi Korkmaz'ın Kimsesiz Doğan operasyonu. Necati Şaşmaz olayı. Alparslan'ın babası Yusuf Çakır Bey'le detayı. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz haftaya yok. Peki neden? Efraim ve ailesi diziye dahil oluyor. Peki Çakır Bey'le ailesinden kimler veda edecek? Son dakika setten bilgiler. Buyurun. Ne oluyor merhaba. Hocam burada? Korkmaz Kardeşler lokantasına geldik. Gezelim, yiyelim programı için. Bakın tatlılar matlılar. Afiyetler olsun efendim. Buyursunlar. Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce Eşkıya dizimizi sevenler videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. İlk önce bunu baştan söyleyelim. Ceylan ölmeyecek. Ceylan dizinin kilit ismi. Çünkü Dahlan'ı en iyi tanıyan Ceylan arkadaşlar. O yüzden Dahlan gelene kadar Ceylan ölmeyecek. Dizinin kilit ismi Ceylan karakteri. O yüzden Ceylan ölmeyecek. Peki oradan nasıl kurtulacak? Fuat ölecek mi orada? Dostlar bildiğiniz gibi Alparslan Sapanca'ya gitmişti. Bunu Zır Çakır Bey ile öğrenmişti. Alparslan'ın nerede olduğunu sorduğunda. Alparslan Sapanca'da kendisine masaj yaptıran Suboş Yavuz'u yakalayacak. Yaman'ın dediği gibi. Suboş kendine masaj yaptırıyormuş. Alparslan onu rahatlatmaya gidecek. O yüzden Alparslan Yavuz'u yakalayacak. Ve Alparslan şunu öğrenecek. Ceylan Fuat'ın elinde. O yüzden direkt takas başlayacak. Alparslan Fuat'ı arayacak ve Ceylan'la Bahar'ı bırakmasını söyleyecek. O da karşılığında Yavuz'u bırakmasını söyleyecek. Yani bu şekilde Ceylan ve Bahar Fuat'ın elinden kurtulacak. Ama peki Yavuz kurtulabilecek mi? Belki Alparslan baba gider Yavuz'un kafasına sıkabilir. Ama dediğimiz gibi Ceylan dizinin kilit ismi. Ceylan veda etmeyecek. Diziye şu anda Dahlan karakteri için Ümit Acar ve Musa Uzunlar düşünülürken Ümit Acar'ın olma olasılığı daha yüksek ama Musa Uzunlar olursa da daha iyi olur. Sizce Musa Uzunlar mı daha iyi canlandırır yoksa Ümit Acar mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kimsesiz Yaşar ne zaman gelecek? Kimsesiz Yaşar gelmeyecek dostlar diziye. Çünkü şu anda Kimsesizlerin lideri Doğan Baba var. Doğan Baba varken Kimsesiz Yaşar gelemez. O yüzden Doğan Baba veda ettiği zaman Kimsesiz Yaşar diziye dahil olacak. Belki de hiç olmayacak. Belki Kimsesiz Yaşar diğer iki sezon gelebilir ama dediğimiz gibi Doğan Baba varken gelmesi imkansız. Son iki bölümden beri efsane bir bölüm izledik. Doğan Baba ile Hamdi Baba'nın sahneleri efsaneydi. Hem racon vardı hem komedi vardı. Hamdi Baba iç seko ile bir şeyler çalarken Doğan Baba yine onları yakaladı ve paralarına el koydu. Onlardan aras kesti. Bu sefer Hamdi Baba daha fazla sinirlendi. O yüzden Hamdi Baba bu sefer Doğan Baba'ya operasyon yapacak. O yüzden senarist bir tık da Hamdi Baba'ya şans verecek ve Hamdi Baba Doğan Baba'ya operasyon yapacak. Bakalım Hamdi Baba nasıl bir racon koyacak. Gelelim Alparslan'ın babası Yusuf Çakır Bey'le detayına. Bildiğiniz gibi Doğan Baba uzun zamandan beri ortalıkta yoktu. Doğan Baba senaryosu başladı dostlar. Doğan Baba Yusuf Çakır Bey'le'nin yanına gitti. Yusuf Çakır Bey'le senaryosu yazılmaya başladı. Bu senaryo nasıl yazıldı? Ali Sürmeli dayımızın hastalanmasıyla başladı. Doğan Baba ile Yusuf Çakır Bey'le senaryosu yazılmaya başladı. Hatta Doğan Baba ilk geldiği gün Şahin Ali otururken Alparslan geldiği zaman ben her şeyi biliyorum. Bildiğim yerden geldim zaten dedi. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerden geldim. Yusuf Çakır Bey'li yaşıyor dostlar. Yusuf Çakır Bey'li karakterini şu an canlandıracak isim belli değil. Ama Selçuk Yöntem gelirse güzel olur. Çünkü Selçuk Yöntem iyi canlandırır. Selçuk Yöntem'in canlandırmasını isteyenler videoya like atarak sayılarını belli edebilirler. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz niye haftaya yok? Neden haftaya yayınlanmayacak? Fakat Eşkıya dediğimiz normalde 182. bölümü haftaya yayınlanması lazım ama ATV o güne futbol maçı koydu. Yani futbol maçı koydu. Tam da reytingler var. Efsane gidiyordu. Şu anda çok iyi reyting alıyorduk. Ama şimdi haftaya da ATV'de futbol maçı yayınlanacak. Yani bir hafta dizi olmayacak.
Haftaya Allah bilir kaç reyting alacağız. O yüzden yani kötü oldu. Reytingleri etkiledi. Keşke futbol maçını başka kanala koysalardı. Bence Eşkıya dizimiz devam etseydi. Sizler de benim gibi düşünüyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bu bölüm gerçekten komediydi, mizahlıydı, bayağı iyiydi. Bu bölümü beğenenler videoya like ederek sayılarını belli edebilirler. Necati Şaşmaz normalde geçen yıl, yani arkadaşlar bildiğiniz gibi Nisan ayında pandemi başladı geçen yıl. Normalde sezon finali Necati Şaşmaz'ı konuk oyuncu alarak kapatacaklardı. Yani Necati Şaşmaz konuk oyuncu olarak gelecekti. Fakat bildiğiniz gibi koronavirüs oldu. O yüzden erken sezon finali yapıldı. Bu sefer Necati Şaşmaz'a tekrardan yani sezonun ilk başında, ilk bölümünde seni çıkartalım konuk oyuncu olarak dedikleri zaman Necati Şaşmaz'ın projesi olduğunu öğrendiler. O yüzden gidip Necati Şaşmaz'ı bir daha gidip sezon başında bir daha teklif yapmadılar. Çünkü bildiğiniz gibi sezon başına doğru Beyaz TV muhabiri Tahir Sarıkaya ile Necati Şaşmaz bir fotoğraf paylaşmıştı. İşte Kurtlar Vadisi yakında diye. Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi projesi öğrenildiği zaman o yüzden adamı fazla darlamadılar. Tahir Sarıkaya Necati Şaşmaz'a fotoğraf paylaşınca yazın. Bu tekliften vazgeçtiler. Çünkü Necati Şaşmaz'ın bildiğiniz gibi projesi var. Kurtlar Vadisi projesi. Kurtlar Vadisi projesi çok ağır. Çünkü senaryo yazan Bahadır Özener. Yönetmeni işte Onur Tan. Eşkıya'nın yönetmeni Onur Tan. Senaristi Bahadır Özener olduğu için. Yani Kurtlar Vadisi projesinde de onlar çalıştığı için. Ne kadar ağır senaryo. Ne kadar işte ağır bir proje olduğunu bildikleri için. Necati Şaşmaz'ı fazla darlamadılar. Konuk oyuncu olarak gelmedi. Çünkü Eşkıya'nın ekibinin yarısından fazlası. Eşkıya'da zaten kamera önünden tutun kamera arkasına kadar. Hatta kamera arkasının yarısı. Kurtlar Vadisi projelerinde çalışmış insanlar. Hatta ikinci yönetmen Zübeyir Şaşmaz bile Necati Şaşmaz'ın kardeşi. Bunu zaten herkes biliyordur. Hiç Oktay Kaynarca ile Necati Şaşmaz yan yana gelir mi? Yorumları görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başroller işini yapıyor. Yardımcı oyuncu da işini yapıyor. Herkes işini yapıyor. Siz güzel güzel seyredin diye. Herkes çok kıymetli. Herkes çok değerli. Burada kim var? Aha bayan TikTok burada. Şöminenin önünde durdum. Sanırım paltom yandı arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Yalbisleyen var burada. Korkmazlar lokantasına hoş geldiniz. Buyurun efendim. Aileleriniz yukarıda efendim. Buyurun. Buyurun. Ya. İnce ince herkes kapatıyor. Ünlüler de buradan yiyor efendim. Buyurun. Bakın ünlüler de buradan yiyor. Bak bizzat yiyor kendisi. Bakın şu anda gördüğünüz gibi. Fasulye diye satıyorum fasulye. Buyurun. Buyurun efendim. Ne oluyor merhaba. Hocam burada? Korkmaz Kardeşler lokantasına geldik. Gezelim yiyelim programı için. Bakın tatlılar mı attılar? Afiyetler olsun efendim. Buyursunlar. Gel kaptan afiyet olsun. Yalbisleyen var burada. Korkmazlar lokantasına hoş geldiniz. Buyurun efendim. Aileleriniz yukarıda efendim. Buyurun. Buyurun. Ya? İnce ince herkes kapatıyor. Ünlüler de buradan yiyor efendim. Buyurun. Bakın ünlüler de buradan yiyor. Bak bizzat yiyor kendisi. Bakın şu anda gördüm.